Selamun aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den hepinize en içten sevgiler, selamlar, saygılar gönderiyorum. Güncel konularla ilgili sohbetlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Gerçi sağımıza solumuza nereye bakarsak bakalım her şey güncel. Dolayısıyla sohbetler de ister istemez belirli konular üzerinde yoğunlaşıyor. İşte son günlerde özellikle Arda Güler üzerinde yoğunlaşan sohbetler oldu. Ben gerçi çok fazla çok memnun olmamıza rağmen böyle bir transferin gerçekleşmiş olmasından dolayı memnunluk duymuş olmamıza rağmen gereğinden fazla abartmadım arkadaşlar. Anlatılması gerektiği kadar anlattık. Duyduğumuz memnuniyeti, sevinci anlattık. Ve kabul edelim ki Galatasaraylılar biraz iki kat bu Arda transferinden dolayı sevinç ve mutluluk duyuyorlar. Çünkü neden öyle olmasın ki? Herkes elindeki en iyi futbolcusuyla şampiyonluk mücadelesi vermek ister ve o kadroyla, o oyuncularla da ligin iddialı ekiplerinden biri olma durumundadır her zaman. Son yıllarda Türkiye'de yetişen genç futbolcular, genç Türk futbolcular arasında hiç şüphesiz tartışmasız bir numaraya koyacağımız Arda da Fenerbahçe için eğer kalsaydı şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj ve büyük bir koz olacaktı. Bu kozu Fenerbahçe kullanamadı. Ali Koç'un, Başkan Ali Koç'un inadı ve biraz da beceriksizliği yüzünden Arda Güler Real Madrid'e transfer oldu. Şimdi buradan yürüyeceğiz. Buradan yürüyeceğiz yürümesine ama ben bazı sizlerle paylaşmak istediğim ufak önemli ayrıntılar var. Onları hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlar söz konusu yaş olunca ister istemez ne dedik arkadaşlar? Zil çalınca yerimizden böyle zıplıyoruz. Dolayısıyla da söylemek istediğimizi, paylaşmak istediğimizi hemen bir çırpıda anlatamadık. Zil, buranın zili malum, meşhurdur buranın zili. İnsanı böyle bir yerinden zıplatıyor çaldığı zaman. Beni de öyle bir zıplattı. Şimdi zilden önce şunu söylüyordum. Bazı gerçekleri sizlerle paylaşmak istiyorum demiştim. O da şu arkadaşlar, bir süre hani yaş böyle kemale erince, ilerleyince bizde de sürpriz sorunlar çıkıyor. Bunlardan biri de diş sorunu arkadaşlar. Çok da önem verdiğim diş sağlığı, ağız bakımı ama maalesef yaş ilerleyince bu sorunları yaşıyoruz. Tahmin ediyorum ki önümüzdeki bir ay süreyle bu sorunu ciddi olarak yaşayacağız. Eğer konuşmamızda böyle bir sıkıntı oluşursa, biraz böyle ya bu adamın konuşması mı bozuldu falan diyebileceğiniz bazı tonlamalar olursa çok üzerinde durmayın arkadaşlar. Böyle bir tedavi sürecimiz var. Zorlu bir tedavi sürecimiz var. Bunu gerçekleştireceğiz. Bu arada İstesek de istemesek de bazı arkadaşlarımız şikayette bulunuyorlar. Ya işte bize ne kardeşim bilmem Fenerbahçe'den ya da işte Arda Güler'den ya da Megafon Ali'den bilmem kimden işte Ağlak Ahmet'ten şundan bundan diyorlar. Böyle demeyin, böyle düşünmeyin arkadaşlar. Sonuçta hani su uyur, rakipler uyumaz. Su uyur, kuşlar hiç uyumaz. Su uyur, kuşlar hiç mama hiç uyumazlar. O yüzden arkadaşlar, suyun uyuduğunu varsayarak kuşların, rakiplerin uyumadığını dikkate alacağız ve onların kirli oyunlarını, üçkağıtçılıklarını, kurdukları tuzakları bozma adına bildiklerimizi paylaşacağız, söyleyeceğiz. Çünkü onlar belden aşağı vuruyorlar. Biz belden aşağı vurmadan bildiğimiz gerçekleri, doğruları sizlerle paylaşacağız ve yapmak istedikleri puştuklara, çakallıklara engel olacağız arkadaşlarım. Şimdi biliyorsunuz işte şunun şurasında Ağustos ayına ne kaldı ki ligler başlayacak. İşte ligler başladığında yine geçen sene olduğu gibi Galatasaray'a sinsi tuzaklar kurulacak. Mümkün olduğunca mevsim başı itibariyle Galatasaray'ın yolunu kesecekler. Biçme, kesme, doğrama işlemlerine girecekler. Galatasaray'a belki bu sene de çok ağır, zor şartlar altında bir fikstür hazırlayacaklar. Galatasaray'ı yine öyle bir tuzağın içerisine düşürecekler. Her neyse, yapabilecekleri her türlü puştuğu yapmaya devam edecekler. Nitekim yapıyorlar mı? Yapıyorlar arkadaşlar. Peki ne yapıyorlar?
Galatasaray'da başta ekranda gördüğünüz Zaniola ve Icardi olmak üzere örneğin Torreira gibi bazı futbolcuların Galatasaray'da kalmasını istemiyorlar. Özellikle ve de özellikle saplamanın mucidi olan arkadaşlar Icardi'nin Galatasaray'da kalmaması için, yeni sezonda Galatasaray'da futbol oynamaması için her türlü ayak oyunları yapılıyor. Her türlü ihtimaller değerlendiriliyor. Özellikle biliyorsunuz Fenerbahçe'nin kıçına teneke bağlayarak gönderdiği eski teknik direktörü Jesus Arabistan'da Al Hilal takımına, böyle bir takıma gitti. Ve o takım efendim Icardi'ye talip olmuş. Belli ki Koç Ali'nin yönlendirmesiyle şunu söylemişler. Kardeşim ne yap ne et, Galatasaray'dan Icardi'yi al. Zaten Araplarda bok gibi para var. Aldır işte oraya demişler. Sen teknik direktörsün, istersen olur. Vermişlerdir cebine 3-5'te avanta levanta. O da bastırıyor. Icardi de Icardi, Icardi de Icardi. Olmadı, alamasa bile Galatasaray'ın kasasından daha çok para çıksın. İşte ona kıl çıkat, buna kıl çıkat gibi her türlü muhabbetleri yapıyor olabilirler. Bunlardan ben her şeyi bekliyorum. İlla bunu yaptılar demiyorum ama her şeyi bekliyorum. Örneğin Hull City takımıyla Galatasaray maç oynadı. Ben bundan önceki sohbetlerde de söyledim. Bana öküz altında buzağı arıyorsun demeyin arkadaşlar. Böyle bir şey olmaz demeyin. Ama Fenerbahçe'nin eski topçusu neydi o? Allah yar mıydı? Öyle bir İranlı futbolcu var arkadaşlar. Tesadüfe bakın ki Torreira'yı sakatlıyor ve Torreira uzun bir süre sahalardan ayrı kalacak. Bundan önceki sohbette üzerine basa basa söyledim. Bu sakatlık bana manidar geldi. Burada diyeceksiniz ki bu kadar da komplo teorisi üretme. Ya tesadüf işte sakatlanacağı. Ha, tamam sakatlanacağı vardı, sakatlandı. Ama başka birisi sakatlasaydı niye Fenerbahçe'nin eski topçusu sakatladı? Onu da geçelim. Çok da üzerinde durmayalım. Ama üzerinde önemli durulması gereken hadise bunların her türlü puştuğu yapma adına Galatasaray'ın yapabileceği transferlerin işte önüne geçme, engel olabilme. Eğer bunları yapamıyorlarsa da Galatasaray'ın kasasından daha çok para çıkmasını sağlamak. Bunu yaptıkları zaman da bir takım hani tipler var. Yalayıcı, yıkayıcı hep söylüyorum ya. Yalamaktan dilleri nasır tutmuş tipler var ya. Onlar daha çok sevinecekler. Daha düne kadar Arda Güler'i yalıyorlardı. Arda Güler Real Madrid'e transfer olunca yani ben Fenerbahçe'de oynamak istemiyorum deyip bütün teklifleri elinin tersiyle itip Real Madrid'e gidince bir anda Arda Güler'e saldırmaya başladılar. Her türlü saldırganlığı yapıyorlar. Ve isteseniz de istemeseniz de Galatasaray üzerinden örnekler veriyorlar. Bazı dalyaraklar vay efendim işte Kazım Can gibi genç bir oyuncu bile Arda Güler'i ikiye katladı, oynatmadı. Hele ki diğer topçular neler yapmazlar. Arda Güler'de zaten şu yok, bu yok, süreklilik yok, fizik yok, devamlılık yok. İşte her türlü pisliği atmışlar. İki maç sonra dili dışarı çıkar, Real Madrid'de oynayamaz. Ya içinizden çıkmış bir futbolcu gitmiş. Bırakın gitsin, oynasın, başarı dileyin. Galatasaray'da zamanında Arda Turan'ı gönderdi. Ozan Kabak'a gönderdi. Göndermedim abi. Hepsini gönderdiler. Ama arkalarında da durdular. Bırakın siz de durun. Ama bunlarda böyle bir alışkanlık yok. Peki bunlar bütün dünyalarını neyin üstüne kurmuşlar? Bir tane Ceko diye bir oyuncu getirdiler. Ya bırakın sizin de bak ne güzel Ceko'nuz, Keko'nuz, Meko'nuz var. Ondan ilgilenin değil mi? Hayır ondan ilgilenmiyorlar abi. Icardi de Icardi. Ya size ne Icardi'den? Icardi gelir gelmez. Bu Galatasaray'ın sorunu. Hayır. Öncelikle onların sorunu. Hani derler ya, ya size bir giren çıkan var mı diye. Abi bunlara bir şeyler giriyor herhalde. Yani kardeşim adam transferini yapar yapamaz. 3 liraya alır, 5 liraya alır. O televizyonda yorumcu geçiren malum tipler var. Tabii siz onları fazla tanımıyorsunuz. Onlar öyle bir ızdırap içerisindeler ki televizyonlarda kurulmuşlar, yorum yapıyorlar. Zannedersiniz ki bir kazık üstünde oturuyorlar. Hani kabuz olmuş Merzifon eşekleri gibi abi. Kıvranıyorlar, kıvranıyorlar. Bakın benzetmem tam yerinde. Kabuz olmuş Merzifon eşekleri gibi abi kıvranıyorlar. İşte Icardi gelmese, Zaniolo gitse,
İşte Torreira bilmem ne olsa, o olsa, bu olsa, estekli köstekli. Zannedersiniz ki bir de futbol uleması beyler hakem kesiyorlar. Şöyle, şöyle böyledir falan. Ulan dallarak bir halt bildiğiniz yok. He? Kim olduğunuz, ne olduğunuz, kime hizmet ettiğiniz, kimin kayığına bindiğinizi en azından bizler gayet net bir şekilde biliyoruz. Kimi kandırıyorsunuz? Oturun oturduğunuz yerde. Hadi oradan derler adama. Bunlar çünkü derler an önde gidenin. Diyecek çok fazla bir şey yok. Şimdi bunlar tutturmuşlar. Icardi gelmeyecek. Icardi gitti. Icardi şöyle oldu. Icardi ben de diyorum ki kardeşim saplamanın mucidi Icardi gelecek. Kuşlar yine kuduracak. Malum kişiler yine ağlayacak. Bak ne diyorum? Icardi gelecek. Kuşlar puşlar kuduracak. Malum kişiler, yalayıcı, yıkayıcı tipler yine ağlayacak. Bu kadar basit. Ekranda gördüğünüz Zaniolo hiçbir yere gitmeyecek. Eğer gidecekse de Galatasaray'ın kasası dolacak ve yerine daha iyisi gelecek. Anlatabildim mi? Kuşlar! Kuşlar! Yok, bunlar anlamazlar. Bunlar dalga dümenci, bunlar çakal, bunlar yalayıcı, yıkayıcı. Bunlar Galatasaraylı taraftarları kandırmak için kendilerini kurgulamışlar. Birilerinin amigolunu yapıyorlar, kandırıyorlar Galatasaray taraftarlarını. Yok o gelecek de, bu gidecek de, öyle oldu da, şöyle oldu da. Yok abi, bir bok bildikleri yok. Galatasaray'ın kimleri alacağını, ne tür oyuncular getireceğini yakında herkes görecek. Gördüğü zaman da hani şeyleri, kışları tavana vuracak. Aynen öyle olacak. Galatasaray geçen seneden daha güçlü bir takım olacak arkadaşlar. Her bakımdan, her bakımdan, her mevkisiyle, her mevkisinde bir iki değil, belki üçüncü alternatifler de olacak. Galatasaray Avrupa'da maçlar oynayacak, ligde maçlar oynayacak, ligde içeride iki kulvarda gidecek. Bunun önü var, arkası var, cezası var, sakatlığı var, var da var arkadaşlar. Galatasaray son derece güçlü bir kadroyla yola çıkacak ve dolayısıyla bu yolun sonunda büyük başarılar var. Güçlü bir kadro oluşacak. O oluşacak olan güçlü kadrodan da eminim ki Galatasaray hem Şampiyonlar Ligi'nde büyük başarılar elde edecek hem de eğer bir şekilde UEFA Kupası'nda yoluna devam ederse de ben eminim ki Galatasaray UEFA Kupası'nı bu sene ikinci defa Türkiye'ye getirecektir diye şahsen düşünüyorum. Hiç siz ona buna aldırmayın. Bir takım puşlara, kuşlara bakmayın. Onlar ne söylerlerse söylesinler. Ben size söylüyorum bakın saplamanın mucidi Icardi gelecek. Kuşlar yine kuduracak. Malum kişiler yine ağlayacak. Bunlar kafiyeli olsun diye söylemiyorum. Ama saçmalamanın mucitleri de boş durmuyorlar. Saçmalamaya devam ediyorlar. Bakın bir tarafta saplamanın mucidi Icardi ve arkadaşları var. Diğer tarafta da saçmalamanın mucitleri var arkadaşlar. Kim? Megafon Ali, Ağla Gamet, Tayfası. Bir de şimdi bunlara şey çıktı. Arap İsmail çıktı. Diyor ki Megafon Ali basın toplantısında aklı sıra Galatasaray'a geçiriyor. Efendim federasyonda bilmem Galatasaray'ın köstebekleri var diyor. Kastettiği kişi Yusuf Günay. Ulan Yusuf Günay'ın kariyerine sizin hayaliniz bile yetişmez, onu geçelim. Arap İsmail yandan çıkıyor. Yırtık çoraptan çıkan parmak gibi çıkıyor. Diyor ki başkanım diyor olur mu bir tane diyor. Ne var? İki tane köstebek var diyor. Baba baba baba. Ulan Arap İsmail sen neler biliyorsun be? Neler biliyorsun? Demek Galatasaray'ın iki köstebeği var. Ya Arap İsmail sen önce bir düşün. Seni bu takıma niye getirdiler? He? Niye getirdiler? Sen bir defa geldin başarısız oldun kovuldun. İki defa geldin başarısız oldun kovuldun. Seni üçüncü defa niye getirdiler? Çünkü kovması kolay olsun diye getirdiler. Sen şimdi yağcılık olsun diye başkanım iki köstebek var diye da gülüyor. Ha ha ha. He, pişkin pişkin gülüyor. Sen başkanla şeyi sor. Başkanı ne diyordu? Seçimlerden sonra göreceksiniz. O Florya'da neler oluyor? Çökeceğim Florya'ya diyordu. Niye çökmedin lan Florya'ya diye sorsana başkanına. He? Sorsana. Erden Timur belgelerini niye açıklamış? Erden Timur 50 kere belge açıkladı. O uyuduğu için farkında değil.
şelaleleri, melaleleri anlattı. Hakem üçkağıtçılıklarını anlattı. Fenerbahçe'nin nasıl korunup kollandığını anlattı. Ya bunlar rezil olmaktan da utanmıyorlar ha. Ya getirdiler bir tane garibi, 40'lık, 40'a merdiven dayamış emmim. Sev beni, sev beni. Benim de sesim çok kötü ya. Benden daha beter söylüyor. O da dedi, severim seni dedi. Severim, severim dedi. He? Sevecekler. Ya bir şarkıyla, bilmem neyle çıkış yapmış. Bütün gençleri, çocukları he, kendisine hayran bırakmış olan bir Galatasaray kitlesi var arkadaşlar. Ama bunlar, bakın şu kitleye bakın ya. Allah aşkına. Bakın şuraya. Görüyorsunuz arkadaşlar. Allah aşkına. Şuraya bir bakın ya. Şimdi her neyse, bu güzelliği gördünüz. Daha bunun gibi yüzlerce, binlerce, milyonlara varan gençler, çocuklar, herkes Galatasaray diyor, Icardi diyor. Bunların bütün derdi taklit yapacaklar. Taklitler tabii aslını yaşatmakla birlikte bazılarını da rezil ediyor. Ama yok abi, adamlar biz rezil olalım önemli değil diyorlar. Akılları sıra Galatasaray'a bir yerden vuracaklar. Ya Galatasaray'la uğraşamazsınız. Ne diyor Galatasaray taraftarı? Ya Galatasaray'la uğraşanın çocuğu olmaz diyor. Siz bir önce bu gerçeği bir kabul edin. Tamam mı? Ondan sonra Galatasaray'la zaten aynı yolun yolcusu değilsiniz. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Galatasaray iliklerin ellerin takımı, formasında 5 yıldızı taşıyor. Öyle gidip 100 yıllık logosunu he, değiştirmiyor. Ya Galatasaray korkusu adamlara 100 yıllık logolarını değiştirtti ya. Ve bir Allah'ın kulu da, Fenerbahçe taraftarı da çıkıp demiyor ki, ey Megafon Ali ya, sen benim tarihi logomu nasıl değiştiriyorsun demiyor ya. Gidin bir sorun bakalım. E sorun. Adam 100 yıllık logoyu değiştirdi. Ben diyorum ki bakın, Galatasaray adama etek giydirir. Galatasaray adama bikini giydirir. Galatasaray adama tanga giydirir. Galatasaray bak dikkat edin, sıcak da geldi, adamı donsuz da dolaştırabilir. Sen gidiyorsun abi 100 yıllık logonu Galatasaray korkusundan değiştiriyorsun. Ve koskoca camiada da hiç kimse buna hesap sormuyor. Bırakın o rezilliği. Ya der mi bir Fenerbahçe başkanı? Efendim Arda Güler bizde oynamak istemedi. Hani siz ne diyordunuz? Herkes Fenerbahçe'de oynamak istiyor diye. Kahveci İrfan'ı Galatasaray 4'e almadı. Siz 15 verdiniz. Taklacı bilmem Hakan bilmem neyi, Galatasaray'ın verdiği paranın 5 katı parayı aldınız. Taklatsın diye mi aldınız lan? İtalya'dan gitti Galatasaray bir tane keko buldu. He? O kekoya Galatasaray 4'ü vermezken sen bilmem eşek yüküyle çuvalla para verdin. Ne oldu? Adama sorarlar, ne oldu? Poşet yan derler değil mi? Yok. Hala Galatasaray'a çakıyorlar. Ya akıllanmadınız mı? Görün artık ya. Hadi herkesi anladım. Hepli saçmalamanın mucidini anladık. Ya saçmalamanın mucidinin yanına bir başka mucit geldi. Teknik direktör. Başkanım diyor, orada diyor bir köstebek yok, iki köstebek var. Baba 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 baba. Ulan Arap İsmail, sen neymişsin be? Sen bir sezonu kurtardın ha. Bir sezonu kurtardın. Abi bırakın bu işleri. Yakında ligler başlayacak. Şunun şurasında bir şey kalmadı. Geri sayım başladı. Galatasaray'a muhtemelen bir kazık fikstür tuzağı kurabilirler. Galatasaray'a yine şelalenin melalenin hakemleriyle abidik gubidik numaralar yapabilirler. Ondan sonra çıkarlar abi hiçbir şeye olmamış gibi. Bunlar Mart kedisi gibi abi. Mart kedisi gibi. Hem iş görürler hem de ciyak ciyak bağırırlar. Yok haksızlığa uğradık, yok bilmem ne. Ne haksızlığa uğradın? Haksızlığa uğradık işte bilmem ne diyen adam diyor ki ya diyor biz diyor gittik diyor işte Portekiz'den bir hoca getirdik diyor. Üçlü oynamasın, Fenerbahçe'ye üçlü yaramıyor diyor bir hoca getirdik diyor. Ya diyor 30 yıldır diyor adam diyor şöyle oynatıyordu böyle oynatıyordu. Fenerbahçe'ye geldi diyor üçlü oynattı diyor. İşte 4 maç kaybettik, 3 maç bilmem ne yaptık diyor. Öte yandan diyor ki benim elimden şampiyonluğu hakemler aldı. Lan bu ne çelişki be? Bu nasıl bir şey ya?
Ulan biriniz de çıkın söyleyin, deyin ki ulan bu adam, bak bu adam saçmalıyor. Galatasaray'da saplamanın mucidi var abi. Bizde de saçmalamanın mucidi var diye demiyorsunuz. Demediğiniz için de rezil oluyorsunuz. Arda niye gitmiş? Niye gitmesin çocuk? Kalsa Fenerbahçe'de başına gelecekleri biliyor. Neler geleceğini. Diyor ki Fenerbahçe'de bir yıl daha kal, efsane ol. Ne bir yıl daha kaldı mı, bırak bir yıla, üç ay daha kalsa kestane olur. Ya Arda Fenerbahçe'de kalsa Arda'ya kim örnek olacak? He? Kim? Taklacı Hakan, kahveci İrfan, öyle mi? Hani Galatasaray'da olsa deriz ki yıldızlar topluluğu. Arda Fenerbahçe'de kalsaydı en yetenekli futbolcu Arda olacaktı. Ama Galatasaray'da öyle mi arkadaşlar? Galatasaray'a bir futbolcu, genç futbolcu geldi mi üstüne koya koya gidiyor. Koya koya gidiyor. Şimdi niye ben bunları anlattım biliyor musunuz? Bunları birilerinin anlatması lazım. Birileri bunları anlatmazsa bunlar da kendilerini hakikaten bulunmaz Hint kumaşı yerine koyuyorlar ve böyle haksızlığa uğradık, maksızlığa uğradık gibi ki atıp tutuyorlar. Bakın Dursun Özbek ne diyor? Dursun Özbek ne diyor? Çıtayı çok yüksek tuttu diyor. Sürpriz isimler diyor. Her zaman gelebilir diyor. Bakın. Galatasaraylılara geldiğim zaman sözler vermiştim. Şu anda verdiğimiz sözlerin hepsinin yerine gelmesinin keyfini yaşıyoruz. Umutluğunu yaşıyorum özellikle Galatasaray Başkanı olarak. Onlara burada ne söz verdiysen hepsi tek tek realize oldu. Helal olsunlar. Boşuna mı diyorlar ne toşaklı adam diye? Kupayı kazanmak çok önemliydi. Tüm Galatasaraylılar için önemliydi. Kupayı kazandık. Onların destekleri çok büyüktü. Bundan bütün taraftarlarıma, genel kurulu üyelerine, arkadaşlarıma, bizi destekleyen herkese büyük bir teşekkür gönderiyorum. Kupa el birliğiyle, onların desteğiyle kazanmış bir kupadır. Dolayısıyla şimdi bu şampiyonluğun keyfini beraber çıkartıyoruz. Zor bir sezona hazırlandık şimdi. İnşallah bu sezonda başarılarımız devam edecek. Yapmak isterseniz sürpriz. Arkadaşlar sürpriz transferler var mı diyor. Geçen sürpriz sene, mi? Bu sene de çok iyi bir takım kurmanın peşindeyiz. Çalışmalarımız devam ediyor ama bittikçe söylemek daha iyi. Arkadaşlar tabii ki o sürpriz isimleri söyler mi? Niye söylesin? Ben de olsam söylemem. Söylesin. He? Megafon Ali, saçmalamanın mucidi Megafon Ali ve tayfası gitsinler, talip olsunlar değil mi? Ya talip olsalar da alamazlar zaten. Galatasaray'ın talip olduğu Zaniolo'yu Fenerbahçe'nin alma şansı var mı? Yok. İşte bir tane Ceko, Keko, Meko bulacaklar ancak almak için. Başkalarını alamazlar. Öyle yok. 23 yaşında, 24 yaşında bilmem onu bunu Fenerbahçe rüyasında bile göremez. Miadı dolmuş kişileri alıp getirecekler. Bu arada arkadaşlar Galatasaray harika bir Bodrum eğlencesi yaptı. Daha doğrusu kutlaması yaptı. Eğlence diyemeyelim. Müthiş bir kutlamaydı. Bu arada benim Şampiyonlar Ligi müziği yine çalıyor. Çalacak, yapacak da fazla bir şey yok. Dinleyin abi, dinleyin. Bu müzik önemli. Dinleyin. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu müziği ben sürekli telefonumda her gün dinliyorum. Tavsiye ediyorum. Siz de abi telefonunuza bu müziği koyun. Ve bunu sürekli dinleyin, alışkanlık yapsın. Alışkanlık yapsın. Bu arada daha önceki bir görüntüydü bu. Erden Timur'un başkanına olan saygısı, bakın nasıl elini öpüyor. İşte Galatasaray'da da başarı böyle geliyor arkadaşlar. Böyle geliyor, saygı bu oluyor. Torreira'yla Erden Timur'un şampiyonluk sevincini yerlerde nasıl kutladıklarını görüyorsunuz. İşte başarı böyle geliyor ve gelen bu şampiyonluk da Bodrum'da böyle kutlanıyor. Devam edelim arkadaşlar. Buradan da bir güzel görüntü geldi. Dursun Özbek'in açıklamalarını az önce aynısını söylüyor. Tekrar ediyor. İşte kupa ve şampiyonluk olayı. Bu Arda ile ilgili galiba. Arda
fakat benim de çok sevdiğim, yani mükemmel bir oyuncu. Hakkı açık olsun. İnşallah gittiği kulüpte de Real Madrid'e gitti. Orada da başarılı olacağına inanıyorum. Daha çok genç. Sadece bir abi baba tavsiyesi olarak buradaki disiplin aynı orada devam ettirsin. Çünkü... Gördüğünüz üzere arkadaşlar, Galatasaray Başkanı işte böyle tavsiyede bulunuyor. Böyle güzellikleri söylüyor. Arda ile duyduğu gururu söylüyor. Ama onlar olsa tersini söylerler. Burada da arkadaşlar bakın çok güzel bir görüntümüz var. Yine Bodrum eğlencesi yanılmıyorsam. Evet, Galatasaray Başkanı Dursun Özmen katılmakla Bodrum diyor. Bakın. Arkadaşlar işte kutlama böyle yapılıyor. Güzellikler böyle yaşanıyor. Diyecek de çok fazla bir şey yok. Söz konusu aslan olunca işte böyledir. Bakın aslanımız burada. Gerçi bu başka bir aslanın tanıtımı. Basketbol takımı da öte yandan transferler yapmaya devam ediyor. Arkaya flash transferler yapılıyor. İşte rotasyon, yerli oyuncu rotasyonu baya genişledi. Çok kaliteli yerli oyuncular geldi Galatasaray'a. Yabancılar da geldi. Arka arkaya kaliteli yabancılar geliyor. En sonunda ben arkadaşlar tanımıyorum gelen oyuncuları, ama tanıyan arkadaşların yorumlarına baktığımız zaman da inanılmaz kaliteli şeyler söyleniyor. Gerçi bazı oyuncularla ilgili söylenenler biraz negatif, ama olsun. Bu arada arkadaşlar, negatif deyince bu adam milletvekili. Bakın şunu düşünün. Madrid'de bir aslan gibi doğdun. Forma 24 unutma. Artık 24 ayarsın. Can Erzincan senin yanında. Arda, gözlerinden öpüyorum. Real Madrid'de başarılı olman için bütün dualarımı senin. Allah aşkına işinize gücünüze bakın Emmiler ya. Bağa girdi, aşıttı Blackboard ya. Aslında hepinize de girdi arkadaşlar. Bağa giren hepinize de girdi arkadaşlar. Tren yapacağız. Öyle. Bağa gir... Arkadaşlar burada enteresan ya, benzetmeler yapılıyor. Fenerbahçeliler üzülüyorlar tabii Arda'nın gitmiş olmasından dolayı. O da diyor bağ girdi diyor, hepinize girdi diyor. Yapacak bir şey yok. Beraber kutlayacağız diyor. Bu da Japon şarkısı. Bu Japon şarkıcı arkadaşlar. Her seferinde ortaya çıkıyor böyle kritik durumlarda. Bu güzel şarkısını söylüyor. Artık üstüne düşen, aklından ne geçiyorsa herkes kendi düşene, üzerine düşen payını alsın diyelim. Ha bu arada da bu baba Yiğit abi atıp tutuyor. İşte diyor Türkiye'nin en başarılı kulübüne geldi, istekli köstekli diye hala atıp tutuyor. Bu emmiye birileri yanlış bilgi vermiş. Uyan emmi. Sen bunları ne söylüyorsun ya? Sen otur şöyle, sev beni de gitsin ya. Seni o kurtarır. Bu arada arkadaşlar Arda'nın işte görüntüleri ekrana geliyor. Onu da göstermiş olalım. Ve Arda'nın gitmiş olmasından dolayı az önce işte duyulan üzüntüler vardı ya, hepimize girdi falan diyenler. Onun gibi bir takım durumlar var. Şimdi arkadaşlar ben size bir fotoğraf göstereceğim ve bu fotoğrafla da sohbeti noktalamak istiyorum. Burada enteresan bir fotoğraf. Bakalım hemen karşıma çıkacak mı? Çıkarsa da hemen göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar fotoğrafımız bu. Bakın şimdi Real Madrid Kulübü Başkanı 18 yaşındaki Arda Güler konuşurken, kürsüde konuşurken duruşuna bakın. Nasıl duruyor? Elleri nerede?
18 yaşındaki genç bir futbolcusuna gösterdiği saygıya bakın. Öte yandan başkanım, Galatasaray'ın federasyonda bir değil iki köstebeği var diyen bizim Arap İsmail'in takdim edilişinden sonraki Fenerbahçe Kulübü Başkanı'nın muhteremin duruşuna bakın. Eller cepte, adam ne diyor? Benim diyor nasıl olduğumu herkes bilir, benim fıtratım bu demeye getiriyor. Hani diyor ya, birilerinin fıtratında şike var, şikeyle şampiyonluk alıyorlar, bundan sonra biz de işi sıkı tutacağız diyor. Lan sıkı da tutsan, mıkı da tutsan, nasıl tutarsan tut. Anladın mı? Kastettiğin Galatasaray'ın fıtratında, orasında, burasında şike mike yok, yok emmi yok. Bunu bil. Ama anlamazsın. Ne diyelim? Anlasan da anlamasan da yapacak fazla bir şey yok diyelim. Biz meşhur bizim bir görüntümüz vardı. Oraya gidelim ve onunla sizlere veda edelim. Ama son söz şunu söylüyorum arkadaşlar. Saplamanın mucidi Icardi gelecek. Icardi'nin yanına başkaları da gelecek. Kuşlar puşlar kuduracak. Birileri yine ne yapacaklar? Aynen böyle ağlayacaklar arkadaşlar. Buyurun dinliyoruz. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşımı lütfen unutmayın değerli kardeşlerimiz. Fener ağlama. Finish Fener baba.